yapın. Merhaba Yekilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle sırayla solo çıkışlara bakınca görüyoruz ki her üye kendi solo dönemi için ne yapacağına, ne hazırlayacağına, birbirlerini ve kısıtlı zamanı da düşünerek kendi karar veriyor. Yungi'nin de solo dönem için hazırlıkları diğer üyelerden farklı tabii. Şimdi onun zamanı. Birçok şey hazırlamış haliyle. Müzik için ülke ülke gezmiş, çeşitli müzisyenlerle buluşmuş. Çokça birikim yapmış. Bu zengin albüm içeriğini anlattığı 21 Nisan'da yayınlanacak D-Day belgeselinin fragmanı geldi bugün. İzlediniz mi? Orada Hazi de vardı. Bizim kız. Saçlarını aynı şekil yapmışlar, gülüyorlar fotoğraf çekip. Aşırı tatlılar. En çok ikisinin anılarını izlemeyi istiyorum. Hayır, bu saç şekli kimin fikriydi? Bu adam sektörü ağlatan bir rapçi dese kim inanır bu şirinlikle? Bir de Yungi bu belgeselde müzik için birçok sanatçıyla bir araya geldiğini anlatacaksa, Hazey'in orada olması albümde işbirliği yaptıkları varsayımını çıkarmaz mı sizce de? Yungi onun albümünde yer aldı. Şimdi de Hazey onun albümünde yer alır umarım. Şeyi hatırladınız mı? Yungi ve Hazey'in oğlu Ender'in şirin pozunu. O düşük kaliteli fotoğraf bile bizi ağlatmıştı geçen yıl. İkisinin tanışma anı umarım bu belgeselde olur. Çok fazla şey diliyorum biliyorum ama Yungi bu. Her şey beklenir ondan. Mesela yeni bir işbirliği duyuruldu bugün. Valentino'nun küresel marka elçisi olan Min Yungi aynı zamanda tutkun olduğu NBA'in yeni küresel elçisi oldu. Yungi bunu Instagram'dan "hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım, devamı gelecek" diye paylaştı. Çocukluğundan beri hayran olduğu basketbol ve NBA. Min Yungi inanırsak ve azmederek çalışırsak her şeyin mümkün olacağının kanıtı. Basketbol aşığı olan bu genç adam NBA'in küresel temsilcisi olarak 2022-2023 sezonunun geri kalanında ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'daki NBA oyunlarına, etkinliklerine, ayrıca lig için tanıtım faaliyetlerine katılacak. NBA ise Yungi'nin ilk solo dünya turu ve ilk solo albümü olan D-Day'i kutlamak için Yungi ile belirli konserlerde işbirliği yapacak. Ay, maçlarda Yungi çalacak, etkinliklere katılacak. Bu solo dönemde NBA onunla olacak hep. Bakarsınız onu sahada da görürüz basketbol oynarken. Görüldüğü üzere BTS sadece müzik sektöründe değil, her alanda büyük bir güç, bir lider. Yarın sabah saat 7'de yeni şarkımız People Part 2 geliyor. Yungi çok güzel geliyor. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum, sizi moralliyorum yekilerim.